Daha dahi müminleri buhtanla satma. Sakın diyor müminleri diyor iftiralarla satma. Hocam ben hayatta iftira atmam. Evet doğru ben katılıyorum sana. Sen hayatta iftira atmazsın. Ama iftira atanın ifadelerini bir yerlere taşıyama tehliken var senin. Ben sizlere gerçekten şu konuda %100 eminim. Kimseye iftira atmazsınız asla. Ama iftira atanların, iftirayı yayanların sözlerini bir yerlere taşıma meselesi nasıl olacak? Sen başkasının da iftirasını, ya ondan duydun o iftira attı. O iftira attı, sen de o iftirayı taşıyarak sen de iftira atmış oluyorsun. Bugün gıybetlerin çoğu iftiraya döndü, yapmayın. Bak bugün gıybet yok diyorum ben, herkese söylüyorum. Gıybet yok. Artık öyle bir hale geldi ki maalesef o gıybetlerin tamamı iftiraya döndü. Bir bakıyorsun, şimdi kendim bu olayın içindeyim birebir. Geliyor adam bir şeyler anlatıyor bana. Bakıyorum hiç alakası yok. Ya gıybet değil bu. Teşke gıybet olsa diyeceksin yani. Gıybet değil, yok yok öyle bir şey. Hiç yok, hiç yok yani. Hiç yok. Hiç olmayan bir şey varmış gibi kurulmuş, süslenmiş, püslenmiş, aktarılmış, söylenmiş. Ondan sonra ya yok diyorum böyle bir şey yok, hiç yok. Nasıl yok hocam diyor. Böyle bir yok, hiç yok diyor. Hiç yani hiç altı yok, üstü yok, etrafı yok. Sadece kurgu mu diyorum. Adam da şaşırıyor bu sefer. Millet de şaşırıyor yani. O yüzden kıymetli insanlar bak şu anda gıybetlerin çoğu diyorum ben. Çoğu iftiraya döndü. Çünkü bilgisiz falancadan duydum. O duyduğun kişi de başkasından duydu. O düştüğün başkasından duydu. Sana gelinceye kadar kaç tane ekleme yapıldı. O eklemelerin hepsi iftira biliyor musun? Bak o eklemeler iftira, gıybet değil. Konum bu değil aslında, yanlış anlamayın ama nasıl oraya geldi bilmiyorum. Çünkü gerçekten büyük tehlike var ama. Bakın tekrar ediyorum. O eklemelerin hepsi eklemeler. Mesela olayın bir tane boyutu vardır. O boyuta ne eklersen o eklemelerin hepsi iftira. Ne eklenirse. Üç kişiden duysan, üç tane kelime olsa bak. O yüzden dahi müminleri buhtanla satma sakın ha. Mümin kardeşlerini iftiralarla satma. Ve bu konuya açık olma. Çünkü bugün başkasının gıybetini yapan, başkasını iftira atan yarın mutlaka yeminle söylüyorum senin gıybetini yapacak ya. Ya kesinlikle yapacak ya. Hocam bilmezsin çok iyi dostuz bilmem. Ya çok gördük bunları yapmayın Allah rızası için. Ya, çok gördük ya. Ya çok iyi dostlar. Ya ben yıllardan beri ben bu işin içindeyim ya. Yıllardan beri bu işin içindeyim diyorum ben size ya. Çok iyi dost, çok iyi dost. Tak bir bakıyorsun. Yani çok iyi dostsunuz siz. Ama hocam işte. Ya taşıyamazsınız birbirinizi yapmayın. O yüzden lütfen ve keremen dostluğu muhafazasını evet dilimizi muhafaza ederek dilimiz muhafaza edilecek. Yoksa Allah muhafaza etsin. Hiç unutma ki şu ifademi. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Senin yanında birinin gıybeti yapıldığı halde sen bunu ses çıkartmıyorsan bil ki senin de gıybetini bir yerde de yapacaklar. O zaman da hiç ses de çıkartmayacaksın. Rabbim hepimizi muhafaza etsin inşallah. Güzel bakış nasibiz. Güzel bakalım ya. Ben olayları açık söylüyorum. Bana bir şey anlatıyorlar. Ben diyorum öyle değil. Öyle değil. Nasıl? Şöyle diyorum. Güzel bakış. O öyle değil. O şundan böyle olmuştur ya. Yani ne olacak yani? O insanlara kalkıp da iftira atmak veya gıybetini yapmak ne geçirecek eline? Ne geçecek? Günahlarından başka hiçbir şeyine geçmiyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا اَخِيهِ مَيْتَنْ فَكِرِهْتُمُهُ Allah buyuruyor. Sen diyor Mevla Teala ölü kardeşinin etini yemeyi sever misin? فَكِرِهْتُمُهُ Yok kerih görürsün diyor Mevla. Yok kerih görürsün. O zaman gıybetten uzak dur.